Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Müslüme. Bugün yastık yüzü dikeceğim. Gördüğünüz gibi nevresimlik bir kumaş aldım. Umarım sizlere faydalı olur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve kıymetli yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Hemen yapmaya başlayalım. İlk yapacağım işlem arkadaşlar kalıp çıkarmak. Evde bulunan yastığımın ölçüsünü alıyorum. Bu yastığı Madame Coco ya da English Home'dan almıştım. Şu an tam olarak hatırlayamıyorum. Kısa olan tarafın uzunluğu 50 cm. Uzun olan taraf ise 65 santim. Diğer tarafı da aynı şekilde 65 santim gelecek. Hemen onu da not alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yastığın iç tarafında da bir pay var. Yastığı içine koyduktan sonra görünmemesi adına yapıyorlar. Hemen burayı da ölçüyorum. Santim çıkıyor fakat ben 18 olarak not alıyorum. O kısmın ne kadar fazla olursa benim için o kadar daha iyi. Kullanırken biraz kısa bulduğum için 18 yazdım. Bu şekilde kalıbımı oluşturmuş oldum. 65, 65, 18 daha 148. Ben kaba taslak 150'ye 50 santim olaraktan kalıp çıkartıyorum. Bunun dışında arkadaşlar dikiş payını da bırakmayı unutmayın. İki tane bu ölçülerde kumaşımı kestim ve hazırladım. Her zamanki gibi dikmeden önce bir ütüleyeceğim. Ben bu şekilde yapmayı çok seviyorum. Daha düzgün olduğuna inanıyorum. 50 santim olan iki kenarı çift katlayaraktan ütülüyorum. Görmüş olduğunuz bu mini ütü masasını da kendim yaptım arkadaşlar. Merak edenler olursa kanalımdan bakabilir. Diğer tarafını da aynı şekilde çift olaraktan ütülüyorum. Ütüleyerek hazırlamış olduğum iki kenarı dikiyorum.
Şimdi yastığıma şekil vereceğim ve birleştireceğim. Yastığımın düz tarafı içe gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Bir pay bırakmıştık içe katlamak için, hatırlarsanız onun ölçüsünü çıkartıyorum. Onu da üste doğru getiriyorum. Ve bu şekilde yastığıma şekil vermiş oluyorum. Dediğim gibi düz tarafı içte şu an, tersi bana bakıyor. Sabitlemek adına iğneliyorum. Ardından da iki tarafını dikeceğim. Kalan ip parçalarını, kumaş parçalarını temizliyorum. Ardından da yastık yüzümü çeviriyorum. İçerisine yastık koydum. Yastıkla birlikte duruşunu da görmenizi istiyorum. Yastık yüzümü bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımda Nevresim takımının bütün parçalarını tek tek dikip sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle benden çok istenen videolardan bir tanesi lastikli çarşaf nasıl dikildiği üzerineydi. En kısa zamanda onu da paylaşmaya çalışacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kıymetli yorumlarınızı da esirgemeyin. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.